Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu zihari. Zihar bahsi. Zihar bir yerde teşbih. Zahr, zihar. Şimdi bir de ziharın manası, mesela iki insan birbirine düşman olduğu zaman, yani ne diyor ona? Tevliyetü zahrihi ila zahrihi. Yani sırtına döndürüyor. Yüz yüze değil de sırt sırta. Yani sevmediği adama ya da düşman olduğu adama sırtını dönüyor. Bir manada da o. Efendim, zahr kelimesinden türemiş bu. Bu da şu sözden alınmış. İza zaharam ra'etehu, bir adam hanımına zahar yaptığı zaman ne diyor mesela? Enti aleyye kezahri ümmi. Sen bana anamın sırtı gibisin. Enti aleyye, bu cahiliye döneminde talak sayılıyordu. İslam öncesinde bir adam hanımına zahar yaptı mı boşamış sayılıyor. Daha onun yanına dönmüyor. O kadın zaten cahiliye adetinde bir kadın boşandı mı başka bir erkekle de evlenemiyordu. Yani böyle cahiliye adetlerde bir tanesi de buydu. Kadına miras verilmez. Boşanan kadın ne efendim bir başkasıyla evlenebilir ne de önceki kocasına dönebilir. Böyle bir şey. Peki bu zıharla ilgili Mücadele Suresi. Mücadele Suresi. Yani 28. cüzün 1. suresi. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا ayeti kerimesiyle ifade edilen. Tabi bunun iniş sebebi var. Oraya şimdi girmeyelim. Evet. O aşağıyı okuyun. Havle binti Salebe var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kocasını şikayet etmiş. Kendisiyle zihar yapan. O zamana kadar da zihar yine işte tatlık, talak sayıldığı için buna efendim çok üzülmüş kadın. Ondan sonra Peygamberimize şikayet ediyor. Bunun üzerine ayetler iniyor işte. Çok da cesur bir kadın. Yani seninle kocası hakkında bir yerde münazara yapan, mücadele yapan, devamlı konuyu sana taşıyan bir kadının efendim bu serzenişini Rabbül Alemin kabul etti ve ona ayet gönderdi. قَدْ سَمِعَ Allah, Allah işitir. Zaten Allah işitir. Efendim ona da şeyler gönderdi söyleyin. Ayet gönderdi konuyla ilgili. Evet. هُوَ تَشْبِيهُ زَوْجَتِهِ kendi hanımını benzetmesidir. اَوْ عُدْوٍ مِنْهَا ya da kendi hanımının organlarından bir organı, öyle organ ki yu'abbaru bihi, onunla tabir ediliyor an cümletiha, kişinin tamamı. Mesela unuk, ragabe, mesela bazen ragabe kelimesi, ragabe boyun demek. Ragabe kelimesi zikrediliyor, vücudun tamamı murad ediliyor. Bak, cüz zikir kül murad. Yani kendisiyle vücudun tamamı ifade edilen organlarla, organlarından bir organını benzetirse. Yani senin boynun bana anamın boynu gibi dediği zaman vücudun tamamını kastetmiş oluyor. Çünkü rakabe sadece boyun değil. Bir organ ki onunla vücudun tamamı eğer kastediliyorsa, bu organlardan bir organı benzetirse an cümletiha dedi o. Ev cüz'in şâi'in minha ya da efendim vücudundan cüz-ü şayi, cüz-ü şayi şu demek, mesela üçte biri, dörtte biri, yarısı, mesela senin diyor üçte birin, cüz-ü şayi demek, yani mesela bir insanın bütününün böyle şeyi belli değil ki, yani üçte bir ya da dörtte bir, bu hisseli şeyler gibi, arsalar gibi, ya da işte yarısı, senin yarın bana işte anamın yarısı gibi, senin üçte birin anamın üçte biri gibi, senin yarı işte dörtte birin gibi, buna cüz-ü şayi deniyor. Neye benzetiyor? Bir udvin, bir organa. Öyle organ ki, yani anasının bir organına benzetiyor. Öyle organ ki yanzuru aleyhi,
o kimseye şey yahrumu aleyhi, o kimseye haram oluyor, en nazaru ileyhi, bakması haram olan bir organa. Hanımının bir organını anasından veya mahremlerinden birilerinin bakamayacağı organına benzetmesi. Anasının veya mahremlerinden birisinin bakamayacağı organına. Şimdi anasının her organına insan bakabilir mi? He? Karnına bakamaz karnı. Zaruret olmak için. Zaruretin tabi şartları var. Efendim sırtına bakamaz. Sırtı yani sırt kısmı. Evladından saklayacak. İşte buradan aşağıdır dizinin altına kadar. Bakması yasak. O zaman uyluk. Diyor ki mesela gelecek misallerinde. Karısına senin uyluğun bana ananın uyluğu gibidir. Senin karnın bana anamın karnı gibidir. Senin sırtın bana anamın sırtı gibidir. Dese efendim ne olur o zaman? Zihar yapmış olur. Kimden bakması kendine haram olan organ? Min maharimihi, mahremlerinden. Sadece bu şeyde değil, sadece anası değil. Mahremleri. Velev rada'an, emişme yoluyla mahrem olsa bile. Mesela hanımının karnını süt kız kardeşinin karnına benzetiyor. Diyor ki senin karnın bana işte şu süt kardeşimin karnı gibi. O da mahrem onun. Radayun ya da süt anası, süt nenesi gibi. Peki. Demek ki zihar neymiş? Bir erkeğin hanımının bir organını anasından veya diğer mahremlerinden birilerinin bakamayacağı, bakması helal olmayan organlarından bir organa benzetmesine ne deniyor? Efendim zihar deniyor. Peki felev kâle lehâ, bir adam kendi hanımına dese, kendi hanımına ne dese, felev kâle lehâ, bir adam hanımına şöyle diyor. Enti aleyye. Sen bana ne gibisin? Kezahri ümmi. Anamın sırtı gibisin. Bir insanın anasının sırtına bakması helal değil. Ev ra'sü ki. Ya da senin başın bana anamın başı gibi. Şimdi burada ra's kelimesi düz ama insanın vücudunun tamamı kastediliyor bununla. Öyle değil mi? Ra's. Unuk gibi. Yani şey rakabe gibi. Ra's. Yani baş olmayan insan yaşayamaz zaten. Onun için ra's kelimesiyle ne murad edilmiş? Vücudun tamamı. Ve nahvihi buna benzer efendim kelimeler. Bunlar demek ki ya bizzat anasından, mahremlerinden bakamayacağı organlarına benzetiyor ya da vücudun tamamını ifade eden bir organa benzetiyor ya da efendim neye benzetiyor? Cüz-i şayi dediği işte senin efendim ne diyor? Senin üçte birin bana anamın üçte biri gibi. Ona ne diyor? Ev nısfü ki. Ev nısfü ki. Yani senin yarın ke nısfü ümmi. Aleyhi bana ke nısfü ümmi. Anamın yarısı gibi. Ananın yarısı olunca bak cüz-ü şayi. Yani böyle ondan onun bir kısmını ifade eden varlığı. Ve şibhihi buna benzer kelimeler. Ve şibhihi. Şibhi dediği de bu kelimelere benzer işte bu ra's kelimesine benzeyen. Şibhi ne olabilir bunun? O da efendim mesela cüz-ü şayi dörtte biri, üçte biri, yarısı. Onlarda bunu şibhi. Ev kebatniha ya da diyor ki batnu ki aleyye kebatni ümmi kebatni ıhti. O cümleyi kuracaksınız. Senin karnın bana
ananın karnı gibi. Ev faksiha, ya da anasının uyluğuna benzetiyor. Fahzuki aleyye kefahsi ümmi, kefahsi ceddeti, kefahsi ammeti, kefahsi haleti, yani mahremlerinden işte birisine benzetiyor. Ev kezahri uhti, yine cümle kuracaksınız. Zahruki kezahri aleyye, bana kezahri uhti, kız kardeşimin sırtı gibi. Ev ammeti, ya da halamın sırtı gibi. Ve narfihime, buna benzerler. Haruma aleyhim, böyle söylerse kadın o kimseye haram, haruma aleyhi, o erkeğe, o kocaya haram olur. Vat'uha, hanım ile cinsel ilişkide bulunması haram olur. Kefaretini vermeden önce, anladınız mı? Kefaretini vermedi, talak değil bu. Aynen ila gibi. İlada talak oluyordu gerçi. İlada zamanı 4 ay doldurursa, 4 aydan önce hanımla dönmezse talak oluyordu. Bir de kefaret. Ama bunda kefaret, talak yok. Buna kefaret. Kefaretini vermedikçe hanımıyla cinsel ilişkisi ona haram olur. Ve deva'ihi, cinsel ilişkinin sebepleri, deva'i. Mesela hanımını öpmesi, hanımını tutması, hanımına sarılması, bunlar cinsel ilişkinin mukaddimeleridir. Deva'i mukaddime. Anladınız mı? Hatta yükeffira, kefaretini verinceye kadar bunları yapması caiz değil, helal değil. Anladınız mı acaba? Kefaretini verecek. Felev vata'e, bir adam zihar yaptığı hanımıyla ne yapsa, cinsel ilişkide bulunsa, felev vata'e, felev vata'e, eğer vat'ı'e, aslında orası da vat'ı'e, fakat oradaki hemzenin şey üzerine yazılması gerekmez mi? Yağın yani üzerine. Evet. Felev vat'ı'e. Sanki sözlükte vat'ı'e. Öyle olması gerekir aslında. Ya sürekli. Ama burada şey yapmış. Hemzeyi öyle müstakil yazmış. Olabilir. Felev vat'ı'e. Eğer bir erkek cinsel ilişkide bulunsa, kablet tekfir, kefaretten önce, tekfir kefaretten önce, feleyse aleyhi, o kimse üzerine olmadı, gayral istiğfari, istiğfardan başka, vel kefaretil ula, birinci kefaretten başka. Şimdi demek ki kefaret vermeden önce ne yapacak? Hanım ile cinsel ilişkide bulunsa ne yapacak? Kefaretten başka, istiğfardan başka bir şey yok bunun. Yani Allah'tan af dileyecek, bir de kefaretini verecek. Kefaretini verecek yani. Kefareti de zaten söyleyecek şimdi. وَلَا يَعُودُ, o hanımına dönmez, hatta يُكَفِّرَ, efendim kefaret vermedikçe, kefaret vermedikçe, yani ikinci kez ona cinsel ilişkide bulunmaz, kefaretini. Mesela zihar yapmış, kefaretini vermeden hanımıyla cinsel ilişkide bulunmuş. Bunun şey ne? Karşılığı, cezası. Bir, istiğfar edecek. Allah'tan af dileyecek. Çünkü haramdı kefaretini vermeden cinsel ilişkide bulunması. Bir de kefaretini verecek. وَلَا يَعُودُ, dönmez. Yani ikinci kez cinsel ilişkide bulunmaz. Hatta يُكَفِّرَ, kefaretini vermedikçe. Zaten bir hata yapmış. Kefaretini vermeden cinsel yakınlıkta bulunmuş. Allah'tan af dileyecek ve kefaretini verecek. Ama ikinci kez kefaretini vermeden hanımına cinsel ilişkide bulunamaz. Vel audul mucibu lil kefareti, kefareti gerektiren dönüş, azmuhu, onun kararlı olmasıdır, kastetmesidir. Ala vat'iha, efendim neymiş? Onunla cinsel ilişki yapmayı kastetmesidir. Dönmek istemesi bu yani. Ne demek? Bir adam zihar yaptığı zaman kefareti vermek için ne yapacak? Yani onunla cinsel ilişkide bulunmasını gerektirecek, helal kılacak şey önce onun ne yapmasıdır?
Eğer cinsel ilişki yapmak istiyorsa kefaretini verecek. Sonra cinsel ilişki ona helal olacak. Evet. Vel avdu, yani zihar yapanın hanımına dönmesi. El mucibi lil kefareti. Kefareti gerektirecek. O da neymiş? O kimsenin hanımıyla cinsel ilişkide bulunmayı kastetmesi, azmetmesi, istemesidir. İstediğimi kefaretini verecek, sonra cinsel ilişkide bulunabilir. Evet. Peki. Ve temne'u. Oraya mı geldik? Ve yembeğî. Ve yembeğî lehâ. Bir ondan bir kaçınır. Ve yembeğî. Gerekir. Lehâ. Kadın için. En temne'a. Engellemesi. Nefseha nefsini. Yani kocası kefaret vermeden kendisiyle cinsel ilişkide bulunmak isterse kadın bunu engelleyebilir. He? Kadın bunu engelleyebilir. Hayırdır. Kefaretini vermeden ben seninle bir araya gelmemdir. Anladınız mı? Böyle bir hakkı var. Ve tutalibuhu bil kefareti. Ve kadın kefaret vermesini de ondan talep eder, ister. Der ki kefaretini ver, ondan sonra efendim hayatımız devam etsin. Tutalibuhu değil mi hocam? Tutalibuhu. Kadın onun takip eder, kefaretini vermesini ister. Ben atıf etmeyeceğiz. Efendim? En var ya, ona atıf etmeyeceğiz. En temne'a nefseha ve tutalibuhu. O zaman orayı oraya atıf edersek o zaman ve tutalibuhu bil kefareti. Kefareti istemesi de o erkek kocasından vardır. Gerekir. Tamam mı? Şayet vermezse ve yücbiruhul kadi aleyha. Hakim, bu sefer hakime bildirir kadiye. Kadi onu zorlar. Aleyha kefarete. Kefaretini verecek durumu yoksa o zaman Cenab-ı Hak'tan af dilir. Başka da bir çaresi yok. Verecek durumu yoksa. Ve lafzul meskûr, zikredilen lafız la yahtemilu gayra zihar. Bu zikredilen lafız dedi. Yukarıda işte enti aleyye ke zahri ümmi, ke zahri uhti gibi filan sözler var ya. Ha, bu lafızlar zihardan başka bir manaya ihtimal etmez. Başka bir manaya ihtimalleri yok bunların. Bunlar zihari ifade eden lafızlardır. Zihardan başka bir şey ifade etmez. Peki. Velev kâle, bir adam dese efendim ne dese, yani erkek kadına, enti aley, sen aleyye bana mithle ümmi, enti aleyye mithle ümmi, sen bana anam gibisin dese, evke ümmi, yani mithli ya da kaf fark etmiyor. Enti aleyye mithli ümmi, enti aleyye ke ümmi. İşte aynı mana. Anam gibisin dese. Fe innevel keramete, eğer sorulduğunda onun değerli olduğuna niyet ederse suddiga tasdik edilir. Ne demek bunun manası? Mesela diyor ki hanımına sen bana anam gibisin. Ya da işte ikisi aynı manada zaten. Ülke ümmi ya da mitri ümmi. Böyle dedi. Sonra dedi ki ne kastettin bundan? Ya dedi benim yanımda hanımım anam kadar değerli. Bunu kastettim derse tasdik edilir. Ben zihar kastetmedim. Ben anam kadar yanımda değeri var diye kastettim derse o zaman doğrulanır. Yani burada zihar gerekmez. Zihara ya da zihara niyet ederse fe zihâru zihârdır. Yani sen bana anam gibisin dediğinde ne kastettin bunu? Ben zihar yapmayı kastettim. Anamın bana haram olması gibi bu da haramdır kastettim dese. O zaman zihar kabul edilir. Evit talaka. Ha bu şeydeki kitaptaki hareketler evit talaka, evit zihara kerametin üzerine atıp bunlar. Talakı niyet ettim derse febainin
Çünkü bunlar kinaye lafızlarındandır. Evet. Enti aleyye mitlü ümmi dediği zaman bunlar kinaye lafızlarından, o zaman ne gerekir? Bayin. Talakı bayin. Fe'ilim yel bir şeyen, hiçbir şey niyet etmedi de enti aleyye mitlü ümmi dediyse hiçbir şey niyet etmedi. Ne zıharı, ne kadının değer, anası gibi değerli olduğunu, ne talakı, hiçbir şey niyet etmediyse feleyse bir şeyin hiçbir şey değildir. Yani anlamsız bir söz. Ve lev kâle dese enti aleyye haramın, sen bana haramsın, ke ümmi, anamın haramlığı gibi. Yani anamla nasıl evlenemiyorsam sen bana anam gibi haramsın dese. Ve ne va zıharan, bunda neye niyet etse? Zıhara niyet etse. Ev talakan ya da boşamaya, çünkü enti aleyye haramın bu da kinaye lafızlarından. O zaman niyet ettiği gibidir. Zıhara niyet ettiyse zıhardır. Talaka niyet ettiyse kadın boşanmış olur. Artık talakı bayin olur. Çünkü kinaye lafızlarında neydi? Talakı bayin. وَلَوْ قَالَ dese حَرَامٌ كَزَهْرِ اُمِّي اَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَزَهْرِ اُمِّي. Burada anam gibi demiyor, dikkat edin. Sen bana diyor anamın sırtı gibi haramsın dese. وَنَوَا طَلَاقًا, bunlar da kadını boşamaya niyet etse. اَوْ اِلَاءً, ya da ilaya niyet etse bununla. İla. İla neydi? Onunla cinsel ilişkide bulunmamaya yemin etmesi. 4 ay veya daha fazla. Ve neva zıharan, hafe ve zıharan, bu zıhardır, ila değildir. Senin bana ananın sırtı gibi haramsın dediği zaman bu ila olmaz, bununla zıhar olur. Ve indehüma imameyne göre, bu İmam-ı Azam'a göre, imameyne göre maneva. Neye niyet ettiyse o, talaka niyet ettiyse talak, zıhara niyet ettiyse zıhar, ya da ilaya niyet ettiyse iladır diyor. Niyetine bağlıdır diyor. Kinaye lafızlar olunca kinaye lafızları niyete bağlıdır. Niyete. Ve la zıhara, zıhar yoktur. Zıhar geçerli olmaz. İlla minez zevceti. Ancak hanımı olana zıhar yapabilir. Kendi nikah altında olana zıhar yapabilir. Tamam, nikahlı hanımına. Öyleyse fela zıhara min emetin. Bir efendi cariyesine zıhar yapamaz. Mesela çünkü o nikah yoluyla değil. Milki yemin yoluyla kendisine helal kılınmış. Mesela bir efendi dese ki lev kâle seyyidü, efendi dese li emetihi cariyesine enti aleyye haramun ke zahri ümmi dese, ya da enti aleyye ke ümmi dese, haramı ke ümmi dese, bunda zıhar olmaz. Vela mimmen, yine vela zıhar olmaz. Mimmen nekahaha. Kimden? Bir adamdan ki nekahaha, o kadınla evlendi. Bila emriha, kadının rızası olmadan. Kadının rızası olmadan bir kadınla evlenirse. Fezahara minha. Sonra da efendim ona zıhar yapsa. Ne demek şimdi? Mesela bir adam bir kadını önce istedi. Kadın razı olmadı. Tamam mı? Razı olmayan bir kadınla evleniyor. Ve zahara minha. Daha sonra da o evli olmadığı zaman ki kadına zıhar yapsa, kadına sonra zıhar yapınca fe ecazetin nikaha, kadın da nikaha icazet verse. Şimdi bu ne demek? Önce kadının emri olmadan kadınla evleniyor. Kadınla evleniyor. Kadının rızası olmadan. Yani bir yerde ben bu kadına evlendim diyor. Sonra bu kadın bana ananın sırtı gibi diyor. Ananın sırtı gibi deyince kadın icazet veriyor. Diyor ki tamam, seninle evlenmeyi kabul ettim. Bu zıhar olmaz. Niye? Çünkü zıhar yaptığı zaman daha o kadınına razı olmamıştı ki evlendiğine.
Zihar yaptığı zaman evliliğine razı olmamıştı ki. Ne zaman zihar yapıyor? Kadın evliliğe rıza göstermeden önce. Sonra zihar yaptığını anlayınca kadın ona diyor ki tamam ben seninle evlenmeyi kabullendim. O zihar sayılmaz. Çünkü kendi mülkünde olmadığı zaman zihar yapmış oldu. Evet. Burada ne demiş? Evet. Burada da aynısını söylemiş. وَلَا زِهَارَ مِمَّنْ نَكَاهَا بِلَا اَمْرِهَا فَزَاهَرَ مِنْهَا فَاَجَازَتِ النِّكَاهَ بَعْلَهُ Zihardan sonra evlenmeye icazet verse, çünkü zihar vaktinde zaten kadın daha evliliğe şey yapmamış ki, ecnebi konumunda, yabancı konumunda, tamam mı? Peki orası bitti. وَلَوْ قَالَ Bir adam dese, وَلَوْ قَالَ لِنِسَائِهِ Hanımlarına, birden fazla hanımı var, 2, 3, 4, olabilir mi? Olabilir. Hanımlarına dese, entünne siz hepiniz, aleyye bana, kezahri ümmi ananın sırtı gibisiniz dese. Hepsine bir zihar yapıyor ha. Kâne muzahiran, zihar yapmış olur, efendim, minhünne onların tamamına. Tamamına zihar ne demek? Hepsine zihar, he? Kefaret etmez. Bak gelecek işte. Ve aleyhi o kimsenin üzerine lazımdır. Li kulli vahidetin her bir hanım için kefaretun bir kefaret. O zaman 4 hanımı varsa 4 hanımla birden entünne aleyye kezahri ümmi hepiniz bana anamın sırtı gibisiniz derse o zaman 4 tane kefaret verecek. Kefaret gelecek tabii kefaret nelerin olduğu söyleyecek. Peki 2 tane hanımı var, ikisine de zihar yaptı. 2 tane kefaret verecek. Şimdi bu konu böyle. Ve in zahara min vahidetin. Eğer bir kadına zihar yaparsa, bir eşi var, miraran defalarca, fi meclisin. Bir mecliste mesela 3 defa diyor. Ne diyor bir hanıma? Enti aleyye ke zahri ümmi, enti aleyye ke zahri ümmi ya da enti aleyye haramın ke ümmi, misli ümmi, böyle diyor kaç defalarca. Ev fi, ev mecal ise ya da başka başka meclislerde zihar yapıyorsa aynı hanımına fâlihi li kulli ziharin keffâretün. Kaç tane zihar yaptıysa her birine ayrı ayrı keffâret gerekir. Cezalar artar. Çünkü sebepleri değişiyor. Tamam mı? Müstakil her bir zihar. Anladınız mı? Aynı meclisleri yapsana mı? Aynı mecliste de. Tekrar etse öyle işte bak. Aynı mecliste tekrar ederse ya da ayrı ayrı meclislerde zihar yaparsa bunlardan dolayı her birinden dolayı ne gerekir? Efendim kefaret gerekir. Evet. Ama Siraç da şöyle demiş. Bir meclise söylerse meclislerde değil de lakinnel muhtemede el itlak. Kabul edilen görüş mutlak olması. İster bir mecliste, ister çeşitli meclislerde söylesin. Her birine bir kefaret gerekir. Evet. Şimdi geliyoruz. Kefaret ne? Vehiye o kefaret nedir? Kefaret. Kefaretin yani şimdiye kadar kefaret gerekir diyor. Kefaret nedir o zaman? Kefareti bilmemiz lazım. İtku ragabetin. Bir köle azat etmesidir. Köle, cariye. Varsa şayet. Tamam mı? Yecuzu fiha o cariyede caiz olur. El müslimü kölede ya da Müslüman olması. Zaten bu mutlak şeyde usulü fıkıhta okuduk ya. Mutlak mukayyede hamledilir mi edilmez mi? Yani mesela burada Şafii mezhebine göre edilirdi. Şimdi hata adam öldürmelerde mukayyet bir kefaret, rakabe-i mümini olacak, zihardan mutlak dedi. Müslüman olsun olmasın bak. Müslüman olması, vel kafiru kafir olması, vel zekeru erkek olması, yani erkek köle, vel ünsa dişi olması, yani cari olması, ve sagiru efendim
küçük olması, yani yaşı küçük olsun, vel kebiru büyük olsun, fark etmez yani. Vel avaru tek gözü kör olsun, şaşı olsun, vel asammu sağır olsun, fark etmez. Ellezi öyle sağır ki idâ sıha bağırıldığı zaman, seslenildiği zaman yesmeu duyuyor. Yani yüksek sesle bağırdığı zaman duyacak bir köle ya da cariye olsa o da kefaret olurmuş. Ve maktu'u ihtel yedeyin iki elinden biri kesilmiş olan ve ihtel ricdeyin iki ayağından birisi kesilmiş olan min hilafin. Efendim hilaf dedi çaprazlama. Mesela sağ kolu kesik, sol ayağı kesik ya da sol kolu kesik, sağ ayağı kesik. Çaprazlama. Bir kolu, bir ayağı kesik olan olsa bunlardan da kefaret olurmuş. Ve mükatebin mükatepten kefaret olur. Mükatep neydi? Efendisi diyor ki işte sen eğer şu kadar paran, para kazanır, getirir, bana verirsen seni hürriyete kavuştururum diyor. Ama mükatep öyle bir mükatep ki lem yüeddi, ödemedi şeyen hiçbir şey. Yani sözleşme yapılmış ama daha henüz efendisine bir para ödememiş. O zaman bunu kefaret olarak verebilir mi? Azat edebilir mi? Edebilir. İslam nasıl bir din görüyor musunuz? Mesela kişiler bir suç işlediği zaman onların kefaretinde evvela köle azadını emrediyor. Yani köleliği azaltmaya ve ortadan kaldırmaya çalışıyor. Evet, bunlar olabilir. Vela yecuzu caiz olmaz. El ama iki gözü kör. Yukarıda a var dedi. A var tek gözü kör. Peki iki gözü kör olan cariye ya da köle kefaret olarak geçerli olur mu? Olmaz. Vel esam mü esam da caiz olmaz. Esam hırsı şey sağır. Ellezi öyle sağır ki la yesmehu asla. Bağırarak konuşsam da normal sesle konuşsan da duymuyor. Vel ahrasu dilsiz. Bak görüyor musun? Dilsiz olan caiz olmaz. Ve maktuul yedeyi elleri kesik olan iki eli de. Ev ibhamey hima ya da iki baş parmakları kesik olan. Bunlar da istifade edilmez. Bunlar caiz olmaz. Ev ricdeyi iki ayağı kesik. Bak çaprazlama olursa oluyordu. Ev yedin ve ricdin. Min canibin vahidin. Bir taraftan çaprazlama değil de eli ve ayağı kesik. Mesela sağ kolu kesik, sağ ayağı kesik. Ya da sol kolu kesik, sol ayağı kesik. Çaprazlama olursa yine o insan yürüyebilir, bir şeyler yapabilir ha. Ama tek tarafındaki kolu ve ayağı kesik olursa onun ayakta durması da mümkün değil. Ve mecnunun mecnun da caiz olmaz. Öyle mecnun ki mutbikun devamlı deli. Cünun-u mutbik hiç ayılmıyor. Hiç ayılma yok. Zikrullah. Cünun-u mutbik ne demek? Mesela bir nöbet geliyor. Deli oluyor, akıllı oluyor. Böyle delilikte nöbet akıllı olabiliyor. Buna cünun-u mutbik denmez. Eğer akıllandığı zaman ona namazda farz, oruçta farz, her şey farz. Ama cünun-u mutlak dediğiniz zaman hiç delilikten kurtulmuyor. Sürekli ömrü boyunca deli adam. Bu da olmaz. Ve müdebberun, müdebber. Müdebber kimdi? Efendi kölesine, carisine diyor ki ben öldüğüm zaman sen efendim hürriyete kavuşacaksın diyor. Ölümüne bağlıyor. Ve ümmü veledim, ümmü veledi. Ümmü veled de cariyesinin yanında varmış, ondan çocuğu olmuş. Buna ümmü veled diyor, çocuğunun anası. Bunları kefaret olarak veremez. Ve mükatebün, bir de mükatep, öyle mükatep ki, edda babaha. Efendim, bir kısmını ödemiş, bir kısmını. Mesela mükatep sözleşmesi yapılmış. Diyelim ki üçte birini, takdir edilen paranın üçte birini ödemiş efendisine. O zaman geriye üçte ikisi kalmış. O zaman bu kefaret olarak verilemez. Çünkü
Bir kısmını ödemiş, diğerlerini de ödemeye çalışıyor. Ve mu'takun ba'duhu. Bir kısmı azat edilmiş. Mesela iki adamın bir kölesi var. He? İki adamın bir kölesi var. Sahiplerinden bir tanesi diyor ki benim adıma olan kısmını azat ettim. Yarısı hürdür diyor. Ya da bir adam da diyebilir bunu. Bunun bir kısmı hür yani. Nasıl diyecek onu? Mu'takun ba'duhu. Yani iki kimse olacak bu. Ya da bir kısmı dediği zaman efendim işte bunlar da olmaz. Yani bir kısmı azat olunca tam hürriyet değil ki. O zaman tamamını azat edecek ki hürriyete kavuşmuş olsun. Evet. Aslında ders başı değil ama burada kalalım gençler. وَلَوِشْتَرَى قَر۪يبَهُ بِنِيَّتِهَا صَحَّ. Evet. Burada kalalım. Bu yuhariyle alakalı da burada kalmış olalım. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ